Ana haberden iyi akşamlar efendim. Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi kriz çıktı. Suudi yetkililerin İstiklal Marşı, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin vermediği iddia edildi. Bunun üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmama kararı aldı. Olay büyüyünce de Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. İddiaları yalanladı, dezenformasyona itibar etmeyiniz dendi. Peki son durum nedir? Gazeteci Murat Dinler orada, son bilgilerde onda. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Ecemler, iyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir kere nasıl başladı olay? Yani biz bu bilgi yayılmadan evvel orada olayın başlangıcı nasıl oldu? Oradan bir dinlemeye başlayalım siz. Evet, aslına bakarsanız bundan sadece birkaç saat önceye kadar Türkiye'den gelen taraftarlarla ve de Avrupa'dan gelen Suudi Arabistan'da yaşayan Türk taraftarlarla bir araya gelip onlarla röportajlar yapıyorduk. Ta ki birkaç saat önceye kadar bazı pürüz noktalar çıktığını gazeteci arkadaşlar kendileri arasında konuşup ardından yetkililere ulaşamayınca bir sorun olduğunu anlamıştık. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Atatürk posteri, Atatürk'ün sözleri ve bunun yanı sıra da bazen Alman ve Fransız medyasında da Türk bayrağının stada alınmayacağı açıklanınca bizler de Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmeye ve ulaşmaya çalıştık. Ulaşabildiklerimize ulaştık ancak çok net bir cümleyle bize konuyu tarif edemediler. Stad etrafına gittik. Stadın etrafında ise Türk bayraklı gezen bir vatandaşı Suudili görevli uyardı ve kendi rızasıyla Türk bayrağına sarılı olan vatandaş başka bir tarafa gitti. Sonrasında da kendisini bir daha görmedik. Durum şu anda her iki yöneticinin otelden çıktığı şeklinde görüşmeler tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının bir açıklama yapması bekleniyor konuyla alakalı olarak. Maç iptal mi olacak yoksa 20.45'te planlanan bu oyunun tekrardan sahaya çıkılacak mı çıkılmayacak mı diye haberlerini bekliyoruz bizler de. Peki şimdi tek tek ele alalım mı? Çünkü dezenformasyon çok yaygın olabiliyor bu tip durumlarda. Onun için tam olarak meselenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bizi izleyenler de anlasınlar. Şimdi İstiklal Marşı okunacak. Bunda bir problem yok. Ama hem yurtta sulh, cihanda sulh hem de ne mutlu Türk'üm diyene pankartlarına mı itiraz var ve Atatürk tişörtleriyle sahaya girilmesine mi itiraz var? İtiraz hangi noktada? Yani kriz hangi noktada çıkıyor tam olarak? İki yöneticinin de otele girinceye kadarki sorun aynen bu sizin söylemiş olduğunuz üç cümleden ibaret. Sözler ve stada Fenerbahçe'nin ısınmak için çıkmak istediğinde Atatürk tişörtüyle çıkmak istemesi ve buna izin verilmemesiyle başladı. Ancak yine de yeni bilgilerin şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık olarak tam 6 dakika önce her iki yönetici otelden ayrıldı. Biraz sonra açıklama yapmaları bekleniyor. Atatürk'ün sözleri, sloganlar ve Fenerbahçe'nin statta ısınmak için ilk 5 dakika 7 dakikalık ısınmasının Atatürk tişörtüyle yapılmaması gerektiğini söylediler Suudi yetkililer ve bunun üzerine zaten görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı otele gitti her iki başkan. Bizler de oradan çıkacak sonucu bekliyoruz. Sayın Ali Koç otele girerken çağırdılar geldik biz de bilmiyoruz konuşacağız deyip içeri koşar adımlarla girdi. Biz de dediğimiz gibi az önce söylediğim gibi şu anda sadece her iki başkanın ya da Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin açıklamalarını bekliyoruz. Peki genel izleniminiz nasıl? Yani kulüp başkanlarının bir miktar gergin olduğu bilgisi var bizim elimizde. Siz birebir onlarla işte mikrofonu da uzattınız, gördünüz de öyle bir gerginlik gözlemlediniz mi? İzlenimlerinizi de biraz aktarır mısınız bize? Dilerseniz kulüp başkanlarının yanı sıra atmosfer çok güzeldi. İstanbul'dan çok ciddi bir taraftar kafilesi geldi. Suudi Arabistan'da yaşayan Türk kökenli ya da Galatasaray ya da Fenerbahçe'yi yakından izlemek isteyen taraftarlar stadın etrafına doluşmuşlardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çünkü bir önceki Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasının golsüz geçmesi bu maçı biraz daha farklı ve biraz daha zevkli kılacağının mesajlarını veriyordu. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Ancak bu mesajlardan sonra sizin de görebildiğiniz kadar ya da oradan izlediğiniz kadar şunu söyleyebiliriz. Tabii ki her iki yönetici, her iki yönetim, her iki tarafın da futbolcuları bu olaydan olumsuz etkilendiler ve mutsuzlar.
Konuyla ilgili olarak tekrar söylüyorum. Sizin de az önce söylemiş olduğunuz gibi sosyal medyada çok cümleler, çok kelimeler geziyor. Farklı yazılımlar var, farklı eleştiriler var. Ama şimdiye kadar takımların sahaya çıkmamasıyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Murat Dinler, çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Sizlere de, sizler için tabii sıcak saatler, şu dakikalar, hem kulüp başkanlarının yapacağı açıklamalar, hem olay nasıl ilerleyecek, haber takibi açısından sizlere de kolaylıklar diliyorum. Şimdi her iki tarafın yetkilileriyle de görüşüp en sağlıklı bilgiyi alan kişilerden biri Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizle beraber. Nevzat Çiçek, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tüm yönleriyle konuşalım dilerseniz. Çünkü böyle havada uçuşan bir sürü bilgi var, dağınık. Evet. Onları bir birleştirelim. En baştaki problem tam olarak ne? Bir kere problemin adını koyalım. Çünkü Atatürk diyen var, İstiklal Marşı diyen var, pankartlar diyen var. Nedir sıkıntı? Yok, problemin tam anlamı şeffaflık ve iletişimsizlik. Problemin ismi bu. Şeffaflık kısmı Türkiye Futbol Federasyonu, iletişimsizlik kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudlu yetkililer ve kulüpler arasındaki mesele. Niye şeffaflık diyorum? Şimdi aslında biz bu tartışmaları yaparken Türkiye Futbol Federasyonu Suudi yönetimiyle olan protokolünü çıkarsa, gözümüzün içine soksa, dese ki kardeşim bak ben bunları talep ettim. Bunlar kabul etmediler. Ben bunları kulüplere bildirdim. Kulüplerin de bunlardan haberi vardı tarzı bir yaklaşım sergilese biz bu tartışmaları yapmayacağız, değil mi? Ha, bunu yapamıyoruz. Niye? Çünkü burada şeffaflık yok. İki, iletişimsizlik var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na yakın kaynaklar diyorlar ki ya biz yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türk'üm afişlerini pazartesi günü Suudlu yetkililere bildirdik. E tamam, velev ki bildirdiniz, velev ki doğru kabul ettik. Peki cevap ne oldu? Var mı? Hayır. E siz kulüplere bildirdiniz mi? Orası da yok. E peki kulüpler bunu bilmediği halde mi yaptı? Orası da yok. E peki ne oluyor? Son dakika mı kulüpler kendi başlarına hani bu tepkilerden dolayı mı bir şey getirdiler? O da yok. Bütün bu süreç böyle gidiyor. Şimdi İstiklal Marşı ile ilgili evet bir kriz yaşandı. Yaşanmadı değil. Fakat yaşanmasının sebebi Suudlu yetkililer bu noktada buna gerek var mı tarzı bir yaklaşıma giriyorlar. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri diyorlar ki ya bu bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yine altını çizeyim. Normalde aslında bunu protokolde net olarak belirtilmesi lazım. Son dakika bilgisi değil ki bu. Son dakika yansıyacak bir şey değil ki. Siz orada protokol yaptığınızda hangi maçta ne okunacak, hangi şeyle tribünlere ne çıkılacak, bunların hepsi belli. Şimdi bu yok. O açılıyor. Hatta o açılmadan Suudlu yetkililerin bir kısmı acaba Suud Milli Marşı da falan mı okunsa falan deniyor. O da açılıyor. Dün gece statta Milli Marşımızın provası yapılıyor. Orada onu Türkiye'den giden arkadaşların bir kısmı da şahit oluyorlar. Fakat bu kriz çıktığında Galatasaraylı yetkililer şöyle bir şeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki eğer böyle bir kriz varsa, İstiklal Marşı ile ilgili bir sorun varsa biz sahaya çıkmayız diye bir tavır ortaya koyuyorlar. Hani bu tartışma başlayınca. O aşılıyor. Fakat sonra aşıldıktan sonra iki takımın üzerinde ne mutlu Türk'üm diyene ve yurtta sulh cihanda sulh. Yani Fenerbahçe yurtta sulh cihanda sulh. Galatasaray ne mutlu Türk'üm diyene afişleriyle sahaya çıkmak istiyor. Bir diğer taraftan Fenerbahçe'de üzerinde Atatürk posteri olan tişörtlerle ısınmaya çıkmak istiyor. Şimdi sonra bu iki kriz patlıyor. Şimdi bu iki kriz patladığında peki normalde bu afişler bütün maçlarda olan bir şey mi? Evet. Türkiye Futbol Federasyonu birçok maçında şehitlerimiz olduğunda, deprem olduğunda, dayanışma olduğunda biz bunları gösterebiliyoruz. Şimdi sorun şu. Siz bunu Suudlu yetkililere bildirdiniz mi? Bildirmediniz mi? Şimdi Suudlu yetkililere bildirmediğiniz zaman bir tavır mı aldınız? Yoksa Suudlu yetkililere bildirdiniz, Suudlu yetkililer dediler ki biz bunu kabul etmiyoruz. Siz bunu takımlara söylediniz mi söylemediniz? Hepsi muğlak. Dolayısıyla da yani çok ilginçtir. Böyle paraları aldığında herhangi bir sorun olmayan bir maç. Çok açık ifade edeyim. 100 milyonlarca lira para alınıyor Suud'dan. E bu zaten çok açık, önce şunu söyleyeyim. Yani ben Suud'a takip maç gider. 80. maç gider 100. Ama 100. yıl anmasının Suud'a gitmesinin doğru olmadığını burada herkes ifade etti. Çünkü burada kutlanması gerekiyor dendi. Yoksa Almanya'da 3 defa gittiniz, Katar'a da gittiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Tamam götürdünüz. E Suudi Arabistan'la Türkiye ilişkilerini yeni düzeldiğini biliyorsunuz. Suudi Arabistan idari yapısını biliyorsunuz. Neye karşı reaksiyonları olduğunu biliyorsunuz. Sizin anlaşmayı bir defa değil 10 defa okuyup 10 defa imzalamanız gerekiyordu. E şimdi ben aradım Suudi yetkilileri. İstiklal Marşı çıktı burada.
Ya İstiklal Marşı Türkiye'de gündem olduğunda okunmuyor dendiğinde Suud, öyle bir mesele yok. O mesele zaten çözülmüş. Ama neydi çözülmeyen? Aslında çözülmeyen mesele iki tane afişti ve Atatürk posteri. Şimdi onlar söylenmediği için ilk başta herhalde tepkiden çok korkuldu. İşin içerisine İstiklal Marşı kondu. Ama mesela Futbol Federasyonu tamam çıktı açıklama yaptı. Biraz geç yaptı. Halbuki ilk başta protokol ortaya koymuş olsaydı çok net bu tavır çıkardı. Sonrasında işte bu sorun oldu. Takımlar şeye gitti. Bu arada Futbol Federasyonu'nun açıklamasını da dilerseniz izleyicilerimize söyleyelim. Diyor ki Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda 100. yıl kutlama etkinlikleriyle şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımızla başlayacaktır. Atatürk pankartlarıyla ilgili veyahut da tişörtleriyle ilgili bir şey yok burada. Siz bu açıklamayı nasıl buldunuz bu arada? Yeterli bir açıklama mı? Ya, ben açıklamayı çok geç yani çok çok geç ve bir de şöyle bir şey yani siz ya şimdi şöyle bir şey Türkiye'de bütün siyasi parti temsilcileri, genel başkanları çıkmış tweet atıyor. Birçok spor yorumcusu çıkıp tweet atıyor. Trend topik oluyor. Siz hala bekliyorsunuz ve bu açıklamayı yapıyorsunuz. Ya kardeşim burada kamuoyunun sizden istediği 3-4 tane sorunun cevabı var. Birinci sorunun cevabı İstiklal Marşı ile ilgili bir şey var mı? Tamam yok dediniz. İletişim Başkanlığı da çıktı bunu açıkladı. Güzel. Peki krize sebep olan Ali Koç'un açıklamalarına, Sayın Koç'un açıklamalarına, Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar'ın açıklamalarına ya şunu söylediler. Dediler ki bu kriz devam etmezse biz sahaya çıkmayız dediler. Şimdi bu noktada Galatasaray'da Fenerbahçe'yi destekledi. Şimdi kamuoyunun beklediği şey böyle bir kriz oldu mu? Bu krizin sebebi nedir? Ve bu kriz nasıl çözülüyor? Şimdi bütün bu muğlaklık yok. Yani Suud'la yapılan anlaşma gibi hiçbir muğlaklık tamamıyla var. O muğlaklık devam ediyor. Orada şeffaflık sergilemiyorsunuz. Şimdi kamuoyu da haklı olarak yani yazık günah değil mi ya böyle ilişkiler düzelmişken bir futbol maçı üzerinden kalkıp bu ilişkileri geriyorsunuz. Niye geriyorsunuz ki bunu? Yani size kimse silah soruyla bu maçı alın oraya götürün demedi. İnsanlar hatta götürmeyin dedi. 100. yılı Türkiye'de kutlayın dedi. Buraya yakışır dedi. Hani başka maçları götürün orada bir sıkıntı yok. Yani Katar'a ha bir de başka bir şey var. Tabii Katar'a maç gitti mesela. Katar'da bu krizler yaşanmadı. Ne Atatürk posteri yaşandı, ne şey yaşandı. Belli ki kamuoyunda Suud'a karşı bir reaksiyon var. Siz bunu hesap edip bir şeffaf iletişim şeyi yapmanız gerekiyordu. Şimdi 2 saat kalmış. Toplantı yapıyorsunuz. O futbolcular sahaya çıkacak. Dünya futbolla kendisini tanıtıyor. Biz krizlerle tanıtıyoruz. Ecevener işin garibi. Bizim tartıştığımızın zerresi Suud'da yok. Onu soracaktım. Yani, Arap basını nasıl ele alıyor bu meseleyi şu an? Arap basını görmedi. İşin ilginci. Biz Arap basını arıyoruz. Diyoruz ki ya böyle bir kriz var falan. Ya sizin kriziniz diyorlar. Bir kriz yok ki. Maçla ilgili her şey devam ediyor. Peki diyoruz işte bu şey var. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok diyorlar. Protokole bakmak lazım. Yani onlar krizin olduğundan habersizler. İnanılmaz. Onlar hani biz burada bu kadar tartıştık. Bu kadar hani yıkılıyor. Ben aradım dedim ki ya İstiklal Marşı okunmuyor. Bunun krizi falan var. Ne İstiklal Marşı dediler ya dedim ya Türkiye çalkalanıyor. Hani Suud siz İstiklal Marşı okutmuyor musunuz vesaire. Dediler ki bir bakalım yani gerçekten haberleri yok. Baktılar döndüler dediler hayır. Ondan sonra inanmadım. Oradaki yetkilileri aradım bizden yetkilileri aradım. Dedim ki ya dediler ki yok kardeşim bu dün akşam zaten okundu. Peki ne kriz çıktı? Anladım ki mesele şu çok açık net ifade edeyim. Suud'un tavrı zaten belli. Bunu bir şey söylemeye gerek yok. Yani Suud'un yönetimi belli, Suud'un tavrı belli. Onu bir şey söylemeye gerek yok. Ama siz Suudi Arabistan'la maç yapıyorsanız sizin şeffaf biçimde bir bütün olasılıkları hesaplayıp ABC planlarını oluşturmanız gerekiyordu. Şimdi bunları oluşturduysanız ve Suud ben size bunu kabul etmiyorum dediği halde çünkü bu son dakika işi değil ki yani bir maçın planlanması bu maçın oynanması çok uzun süredir biliyorsunuz hesaplandı. Peki burada bir Nevzat Çiçek izleniminizi soracağım tabii de bir oldu bittiye getirmemi. Ya biz bunu bir şekilde imzaladık tamam oynanır İstiklal Marşı okunur diğer detaylar ya detay gibi tırnak içinde hani görülüp. Vallahi şu Ece Öner şimdi şöyle düşünün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir şekilde posteri ve bir şekilde pankartları olmasa herhangi bir sorun var mıydı? Maç devam edecekti değil mi? Herhangi bir sorun yoktu. Yani o aslında oldu bitti dediğiniz kısım o. Ama şimdi Türkiye'den çok büyük tepki gelince takımlar kendilerini baskı altında hissettiler. Ben de diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize bir şey söylemesi lazım. Demesi lazım ki biz bu pankartları kulüpler bize bildirdiler, bize Suud'a bildirdik ve onun cevabını bize iletmeleri lazım. Kamuoyunu aydınlatmaları için.
Ya da hayır kardeşim bunlar zaten yoktu. O takımlar son dakika bunu işin içine koydular ve bu kriz çıktı tarzı bize şeffaf bir açıklama yapmaları lazım. Şimdi bu şeffaflık yok. Şeffaflık olmadığı için de son dakika krize karşı karşıyayız. Yani ben iletişimsizlik dediğim yer burası. Yani burada bir şeffaflık lazım bize, kamuoyunun bize doğru anlatması. Şimdi Türkiye'de Suud'a yükleniyoruz. Diyoruz ki vay alçaklar, vay şerefsizler, niye bunu kabul etmediniz, Atatürk'le ilgili neyiniz var neyiniz yok falan. E zaten adamın Atatürk'le ilgili, zaten Türkiye'yle ilgili algısı belli, onda bir sıkıntı yok. Ya sıkıntı, siz burada bunu bildirdiniz mi bildirmediniz mi? Ya bu kadar net bir şey var ya, bir kadar şeffaf olmak lazım. Niye iki ülkeyi karşı karşıya getiriyorsunuz ki? Çıkın, deyin ki ya evet biz bunu gündeme getirdik, Suudlu yetkililer bunu kabul etmedi. Olasılık bir. O zaman Türk kamuoyu size sorar, der ki siz niye gittiniz? İki, hayır kardeşim Türkiye'ye biz bunu söyledik, Suudluların herhangi bir şeyi yoktu, biz bunu ifade etmedik. Kulüpler baskıdan dolayı son dakika getirdiler ve biz arada kaldık. E o zaman biz krizi daha farklı değerlendirebiliriz. Şimdi her şey olasılık. Yani ben gündüz baktım, öyle bir kamuoyu algısı oluşturuldu ki aman Allah'ım dedim ya, hakikaten böyle mi? E sonra baktım öyle değilmiş. Ama diğer kısmını bilmiyoruz. Çünkü bilmemiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize şeffaf olması lazım. E o şeffaflığı Suud'dan bekleyemeyiz. Suud o şeffaflığı vermez çünkü onların derdi yok. Yani biz burada kamuoyu gitmiş, siyasiler açıklama yapıyor. Neredeyse ülkenin temel gündemi, adamların, bütün futbol takımlarının resmiyelerinin sosyal medyasında bir haber yok. Hiçbir haber yok. Sadece maçın oynanacağı stat var. O statla ilgili görüntüler var. Ondan sonra muhtemel 10.000'ler var. Ve karşılaşmanın tarihsel seyri var. Tartışmaya dair zerre kadar bir şey yok. Bırakın sosyal medya hesaplarını, bırakın resmi gazeteleri, spor gazetelerini, vatandaşın kendisinde yok. Ya arıyoruz, hani belki bir açıklama buluruz diye, yok. E sorun bizdeyse, hani bizden kaynaklı bir sorunsa bizim onu bilmemiz lazım. Suud'dan kaynaklıysa Suud'u bilmemiz lazım. Olay bu kadar basit. Ama bilmiyoruz. Onun üzerine bir şey inşa ediyor, gidiyoruz. E fakat kusura bakmasınlar da, yani parayı aldığınızda siz bunları hesap etmediniz mi? Sponsorluk anlaşması yaptığınızda adamın reklamından bilmem neyine kadar hesap ediyorsunuz. Koskoca bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir ülkeyi bir ülkeye götürüyorsunuz. O ülkenin zaten yönetimi belli. Çıkıp da bunları yapmıyorsanız hiç kimse kusura bakmasın. Futbol Federasyonu çıksın. Önce şeffaf biçimde suçun nerede olduğunu anlatsın. Evet biz de diyelim ki hakikaten buymuş diyemiyoruz. Ya hep bir protokole atıfta bulunuyor. Protokolde yazıyor, protokolde yazıyor. Şimdi mesela iki tarafı da dediğim gibi bilen bir gazeteci olarak şunu sorayım. Yani bu bir protokolde takımların yurtta sulh, cihanda sulh veyahut da işte ne mutlu Türk'üm diyene yazılı pankartla çıkacağı detayına kadar, 100. yıl maçından bahsediyoruz, korkunç bütçelerden bahsediyoruz. Mesela yazılmış olmaz mı? Yani orada o belirtilmiş olmaz mı? Veyahut da işte Atatürk tişörtüyle stada girilip çıkılması, ıncığına cıncığına kadar bu büyüklükte bir organizasyon, bu büyüklükte bir bütçe ve 100. yıl, tekrar altını çizeyim. Ve tabii ki Türk halkının Suudi Arabistan hassasiyeti, az önce söylediğiniz gibi çok yakın zamana kadar gerginlikler, bütün bunlar göz önünde bulunup protokole onlar muştulanmaz mı? Bilemedim yani, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, Türkiye'de olsaydı bu maç, kulüpler açacağı pankartı Futbol Federasyonu'na bildirirlerdi ve süreç böyle devam ederdi. Eğer ben de diyorum ki siz Suud'la maç yapıyorsanız, Suud'un toplumsal hassasiyeti belliyse, bunları unutmuşsanız bu sizin en büyük hatanız. Bunları unutmuşsanız. Yok, bunları unutmayıp bunları ifade etmişseniz ve karşı taraftan red veya olumlu bir cevap almışsanız, çıkın bunu kamuoyuna açıklayın. Ya da bunlar dışında, bunlar gündemde yok. Ama bir dakika, yani net ve olumlu bir cevap alınmış olsa şu saate kadar herhalde ya kulüp başkanları ya da TFF çıkıp açıklardı değil mi? İşte ben de diyorum ki acaba bu hiç gündemde yokken, Türkiye'de bu kadar kamuoyu baskısı olunca, futbol kulüpleri bunu biz böyle sahaya çıkalım dediğinde bu iş son dakika mı patladı sorusunun cevabını bizim Futbol Federasyonu'ndan almamız lazım ki sağlıklı bir değerlendirme yapalım. Evet. Eğer bu son dakika çıkmışsa şimdi kalkıp bir Suud'u nasıl suçlayabileceğiz? Ama eğer Suud buna izin vermemişse, o zaman biz Suud'u suçlarız ama aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'na deriz ki sen niye tavır almadın? Şimdi bunu söyleyebilmemiz için elimizde doneler çok fazla yok. Bu doneyi oluşturacak olan şey de o protokolün şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarılması. Türkiye Futbol Federasyonu ilk açıklamayı yaptığında
İstiklal Marşı'nı söyledi, 100. yılı söyledi, saygı duruşunu söyledi ama tartışmaya konu olan iki hususla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kamuoyu bunları bekliyor. Şimdi siz bununla ilgili bir açıklama yapmadığınız takdirde İstiklal Marşı'nın, ben yazana kadar Türkiye'de İstiklal Marşı krizi var dendi. Ben yazdıktan sonra insanlara bir saniye, hakikaten bu çözülmüş deyip aramaya başladılar. Evet, çözülmüştü. Ama aynı şekilde ben Suudlara da sordum. Bu protokol nerede? Onlar işte oradaki katlı sistem. Protokol bizim dışımıza gelişir. Hani biz bunun şeyi değiliz. Tamam, çok basit. Türkiye Futbol Federasyonu dediğiniz gibi, eğer ki, ben yine ifade ediyorum, bu kriz doğru yönetilmiş olsaydı şu an bir sorun yoktu. Olabilir, takımlar kendilerini baskı altında hissetmiş olabilirler. Taraftarları baskı yapabilir. Bu gayet doğal. Son dakika çıkıp afiş dağıtabilirler, Atatürk şeyle çıkabilirler. Bu da onlar açısından anlaşılır ama sürecin yönetilmesi doğru değil. Yani süreci doğru yönetmek ve şeffaf yönetmek gerekiyor. Şimdi şeffaf yönetilmediği takdirde biz durup dururken, bir şekilde ülkemizi tanıtırken veya başka kulüpler oraya gittiğinde futbol adından kendini söz ettirirken biz krizle başlıyoruz. Herhalde bu da bize yakışan bir şey oluyor. Orada bir otelde federasyon başkanı futbol kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapmış ve şimdi oradan maçın oynanması kararı çıktı diye bilgi geldi bize. Evet, biraz önce geldi. Şu an stadı, yani yayına girmeden önce stadın önünde arkadaşlar bana görüntüleri de attılar. Bayağı bir seyirci de geliyor. Zaten şöyle, yani çok açık söyleyeyim. Ben zaten hani oynanmaması gibi bir şeyin düşünülmeyeceğini düşünüyordum. Sebebi şu. Çünkü kriz bana göre bizden kaynaklı. Çok açık ifade edeyim. Bana göre bizden kaynaklı. Yani bana göre krizin sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de oluşan kamuoyu tepkisi ve bu kamuoyu tepkisi karşısında kulüplerin adım atması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bunu Suud'a son dakika kabul ettirememesi. Benim şey tahminim bu. Yani onun dışında, çünkü böyle bir şeyin son dakikaya bırakılmış olması, yani hadi Suud bıraktı ya, Türkiye Cumhuriyeti bir devlet sonuçta, yani orası da bir devlet ama bu son dakika bırakılacak bir şey değil. Çünkü bunun Katar'ı yapıldı, Almanya'da 3 defa yapıldı. Hani yeni bir şey de değil, ilk bir şey de değil. Diğerlerinin portatifleri alınsa bile sözleşmelerin, çok net ortaya çıkar. Ben açıkçası buna bağlıyorum. Çünkü bu hani dün gece yoktu bu mesela. Mesela bu tartışma dün gece yoktu. Hani Suud'da oynama tartışması hep vardı. 100. yıl kutlamasının götürülmesinin doğru olmadığı ile ilgili yaygın bir kanaat vardı. Bana göre de doğru. 100. yılda bu ülke Suud olmamalıydı. Başka bir şekilde olabilirdi. O ayrı bir şey. Çünkü kardan çok zarar getireceği belliydi işte bu tartışmalarda. Ama dün geceye kadar stada Atatürk posteriyle çıkalım veya işte iki tane yurtta Suud, yanında Suud, ne mutlu Türk'üm diyen afişlerini, pankartlarını açalım diye bir tartışmamız yoktu. Bu son böyle 6-7 saat kala başlayan bir tartışma. Ben bunu da Türkiye'deki baskı ortamına bağlıyorum. Ve çok üzücü bir şey de söyleyeyim. Yani hepimiz bu işi yapıyoruz ama bir haber ortaya çıkıyor. İnsanlar kaynağına bakmadan, kimden çıktığına bakmadan dünya kadar yorum yapıyor. Siyasiler yorum yapıyor, onu yapıyor. Mesela keşke şu olsaydı. Haber ilk çıktığı andan itibaren İstiklal Marşı ile ilgili, marşın okunması ile ilgili keşke hemen anında Türkiye Futbol Federasyonu çıkıp arkadaşlar bir saniye, böyle bir derdimiz yok diyebilseydi. 2-3 saat geçti. Onu yalanlamaya kalktı, olmadı. Şimdi bunlar başladı. İnandırıcılığını kaybetti. Ve karşımıza dünya futbol oynamaya gidiyor, futbol izlemeye gidiyor. Biz tekrar Türkiye'deki krizleri oraya taşıyoruz. Nur topu İlginç. Gibi bir krizimiz daha oldu. Peki bugüne kadarki bütün tecrübelerinizden, biraz da sezgilerinizden, çünkü elimizde şu anda maalesef başka bir şey yok resmi kaynaklardan tatmin edici açıklama gelmediği için. Kulüp başkanları bu toplantı sonucunda kulüplerin bu maça çıkması kararı aldığına göre biz o statta Atatürk tişörtleri ve o söz konusu pankartları görecek miyiz, görmeyecek miyiz şimdi sizce? Yani tişörtleri görebiliriz. Pankartlar biraz zor ama tişörtleri görebiliriz. Çünkü bizim insanımız o konuda şeydir, yaratıcıdır. Yani bir şekilde o tişört girer oraya. Orada herhangi bir şey olmaz. Ya burada sorun, tekrar söyleyeyim, stada tişörtün girmesi mi, yoksa Fenerbahçe futbol takımının Atatürk posterli tişörtlerle ısınması mı? Şimdi burada karıştırılıyor. Burada da bilgi kirliliği var. Yani krize neden olan mesele Fenerbahçe futbol kulübünün kendi futbolcusuna Atatürk üzerinde Atatürk posteri olan tişörtlerle ısınmaya çıkarmak istemesi. Dolayısıyla hani seyirci girdiğinde bir şekilde herhalde Suudlar herkesi soyup da bir çıkar bakalım var mı yok mu falan demeyecekler. Yani hakikaten anlaşılmaz. Yani bir
Bir krizi kriz yapalım dediğinizde üzerinize çalışsanız vallahi bu kadar olmaz ya. Yani hakikaten bu kadar olmaz. İnsanın isyan edesi geliyor. Yani ya bu koskoca futbol, Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçe o kadar mazisi olan bir kulüp. Galatasaray o kadar mazisi olan bir kulüp. Ya bu ülkenin büyük elçilikleri var, bu ülkenin bilmem neleri var falan. Yani spor bakanı orada. Hakikaten mi? Hiç mi yani? Hiç mi düşünülmedi? Hani düşünülmediyse gerçekten bunu alıp ders olarak okutsunlar. Bir futbol maçı uluslararası anlamda nasıl krize dönüştürülür sorusunun cevabı olarak okullarda okutulsunlar. Eğer gerçekten düşünülmediyse. Yok, gerçekten düşünüldü ve birileri bize yalan söylüyorsa Türk milletinin huzuruna çıkıp hepimizin gözünün içine bakıp evet ya bu bize yalan söyledi desinler. Allah rızası için de desinler. Bu Suud'sa Suud desinler. Bu futbol federasyonu futbol federasyonu desinler. Kulüplerse kulüpler desinler. Yani resmen alay ediliyoruz ya. Yani şu an bilgi kirliliği üzerinden, dezenformasyon üzerinden resmen bizimle alay ediliyor. Hani bir şey var deniyor, sonra yok olduğu çıkıyor, sonra bir kriz var deniyor, ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela şu an futbol federasyonu yetkileri toplandı, kulüp yetkileri toplandı, spor bakanı toplandı. Neyi görüştüler? Mesela kimse şunu söylüyor mu? Krizin sebebi şuydu, biz şöyle bir çözüm bulduk. Var mı bir açıklamamız hala? Umarım gelir. Yok. Ha bu umarım arada gelir. Şunu da söyleyeyim. Değerlendirirken onu da göz önünde bulundurun isterim. Şimdi az önce muhabir arkadaşımıza bağlandığımız zaman bize dedi ki kulüp başkanları o otelde toplantı halinde çıkışta açıklama yapmalarını bekliyoruz. Arka kapıdan çıkmışlar ve bir açıklama yapmamışlar kulüp başkanları. Şimdi bu da bize bir şey anlatıyor. Ben tekrar söylüyorum. Bakın krizin son dakika çıkma ihtimali çok yoğun. Yani bana göre krizin ortaya çıkış sebebi bilgiye dayalı olarak değil. Sezgilerimle hareket ederek söylüyorum. Bana göre Türkiye'den çok yoğun baskı oldu. Bu maçı nasıl burada oynarsınız? Yani şöyle, birileri İstiklal Marşı'nı ve Atatürk'ü piyasaya sürdü. Onun üzerine bir hassasiyet oluştu. O hassasiyet üzerine Türkiye'de kamuoyu ayaklandı. Siyasiler devreye girdi. İki takım üzerine çok büyük yoğun baskı oluştu. Kendilerine göre, bana göre bir çözüm buldular. Hani biz de bu hassasiyetimizi sergileyelim tarzı bir yaklaşım. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bunu büyük ihtimalle Suudlara bildiremedi. Çünkü süre az olduğu için. Bildirdiyse bile Suudlar bu neyin nesidir bu saatte falan demişlerdir. Ve kriz böyle çıktı. Yoksa krizin şeffaf olarak bize anlatımında eğer gerçekten Suudlar bunu kabul etmemiş ve biz orada gidip o maçı oynamışsak o başka bir soru işareti ve o başka bir uyarı olarak karşımıza çıkar. Ama ben o kadar ihtimal vermiyorum. Neden o kadar ihtimal vermiyorum? Ha şunu söyledilerse federasyon yetkilileri ya bir şekilde hallederiz. Hani sonuç itibariyle Suudlar da beni şey sineye çeker, biz de sineye çekeriz, bir oldu bitti falan oldu deriz tarzı bir yaklaşım içine girmişlerse yazıklar olsun bize. İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah demekten başka da bir şeyimiz yok. Nevzat Çiçek çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Evet, burada belki bir cümle de ben söylemek istiyorum. İstiklal Marşımızdan, Atatürk'ten, bayrağımızdan, Cumhuriyetimizden ödün verilir. Bu en milli değerlerimize çalım atılırsa o maçta ayaklar altına alınan top değil Türkiye Cumhuriyeti olur. Bunu da tarihe bir not düşelim. Cumhur İttifakı'nda işbirliği yapılacak iller arasında Erzincan'da eklendi. AK Parti bu kentte MHP adayını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa aday belirleme çalışmalarına yeni yılın ilk gününden itibaren hız verecek. Takvim daraldı. Ancak henüz adaylar açıklanmadı. Hangi illerde kimler yarışacak merak konusu. Cumhur İttifakı'nda bir yandan isimleri belirlemek için yoğun mesai sürüyor, diğer yandan da işbirliği çerçevesi daha da genişliyor. Listeye bir kent daha eklendi. Erzincan'da da işbirliği kararı alındı. Heyetlerin 13. ve son toplantısında 28 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adaylarının desteklenmesi kararı çıkmıştı. Büyükşehir olmayan 51 ilin 22'sinde ise her iki parti kendi adaylarıyla seçime girecek. 29 ilde de ittifak yapılacak. Erzincan'da AK Parti aday çıkarmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını destekleyecek. MHP aralarında Çanakkale, Kırşehir, Hakkari ve Iğdır'ın da yer aldığı 24 ilde aday çıkarmayacak. AK Parti ise Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de ortağının adayına destek verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun aday belirleme mesaisi ise yeni yılın ilk gününde kaldığı yerden devam edecek. 1 Ocak Pazartesi günü aday belirleme komisyonunu toplayarak isimler üzerindeki çalışmayı başlatması bekleniyor. Komisyon alfabetik sıraya göre kentleri tek tek ele alacak. İl ve ilçelerin belediye başkan adayları belirlenecek. Bir isim üzerinde fikir birliğine varılamazsa o kentte yeni bir anket çalışması başlatılabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Genel merkez memnuniyet anketleri ve raporlama süreçleri sonuçlanan illerin belediye başkan adaylarını duyurmaya hazırlanıyor. 3 Ocak çarşamba günü toplanacak parti meclisinde Adana, Mersin, Aydın gibi büyük şehirlerin adaylarının ilan edilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi 3 Ocak'ta yeni belediye başkan adaylarını ilan etmeye hazırlanıyor. 12 askerin şehit olmasıyla ertelenen parti meclisi yeni yılın ilk haftası toplanacak. Şu ana kadar toplam 376 adayını kamuoyuna duyuran CHP, 100'ün üzerinde yeni belediye başkan adayını daha ilan edecek. O kritik toplantıda kamuoyunun merakla beklediği Adana, Mersin ve Aydın gibi büyük şehirlerin adaylarının kesinleşeceği belirtiliyor. Mevcutta CHP'nin elinde olan ve memnuniyet anketleri olumlu sonuçlanan kentlerin adayları da ilan edilecek. Ana muhalefet partisinde adaylık mesaisi 5 Ocak'ta da devam edecek. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı resmileşecek. İstanbul ilçelerinin adayları da 5 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek o tanıtım toplantısında ilan edilecek. Bunun karşılığında İstanbullulardan büyük şehirlerin yanı sıra CHP'nin elinde olan ya da kazanılmasına kesin gözüyle bakılan seçim çevrelerinin adayları da en geç 15 Ocak'a kadar açıklanmış olacak. CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen Ankara'nın Çankaya ilçesinin adayı ise sona bırakılacak. 184-5. Pençekilit bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçiğimizin intikamı alınmaya devam ediliyor. Irak ve Suriye'de 3 ayrı kritik operasyona daha imza atıldı. Biri sözde sorumlu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 22 Aralık'ta başlayan operasyonlar kapsamında öldürülen terörist sayısı 70'e yükseldi. Değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz ve en ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 kahraman vatan evladının intikamı alınmaya devam ediliyor. Eli kanlı teröristlere darbe üstüne darbe indiriliyor. Devam eden operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye'de 3 ayrı kritik operasyon daha gerçekleştirildi. Biri sözde sorumlu 11 PKK'lı terörist daha sahadan silindi. Bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. İlk operasyonun hedefinde PKK'nın sözde istihbarat birimi sorumlularından terörist Ömer Abdullah Eldaham vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı ajanları Suriye'nin Tabka bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi. Terörist uzun yıllar Suriye'de faaliyet gösterdi. Barışpınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerindeki Mehmetçi'ye yönelik saldırıları organize ediyordu. Eldaham'ın öldürülmesiyle PKK'ya bölgede ağır bir tokat daha atılmış oldu. Acımız büyük ama irademiz tam. İkinci ve üçüncü operasyonlara ise Türk Silahlı Kuvvetleri imza attı. Düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de iki PKK'lı öldürüldü. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 8 PKK'lı terörist daha sahadan silindi. Hava operasyonlarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Alacağımız intikamla onlara değecek kadar teröristi de en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz. Böylece 22 ve 23 Aralık'taki saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayıları da yükseldi. Hem Irak'ta hem de Suriye'de toplam 70 terörist sahadan silindi. Güvenlik kaynakları operasyonların kesintisiz olarak süreceğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki Mehmetçi'ye saldırıları organize eden PKK elebaşlarından birini daha sahadan sildi. Suriye Tabka'da gerçekleştirilen nokta operasyonla terörist Ömer Abdullah Eldaham etkisiz hale getirildi. Sınır ötesindeki Mehmetçi'ye yönelik hain eylemleri organize ediyordu. Türkiye'de gerçekleştirilecek yeni bir eylem arayışı içindeydi. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarından kurtulamadı.
Suriye Tapka'da gerçekleştirilen operasyonun hedefinde PKK'nın sözde istihbarat birim sorumlularından terörist Ömer Abdullah el-Dahham vardı. Ebu Dahham kod adlı terörist düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. Saha ajanları ilk olarak teröristin gizlendiği adresi belirledi. Kritik bilgi kale olarak adlandırılan Ankara'daki MİT karargahıyla paylaşıldı. Ardından adım adım takip başladı. Uygun an geldiğinde düğmeye basıldı. Terörist Türkiye'ye yönelik planladığı eylem öncesinde sahadan silindi. Uzun yıllar Suriye'de faaliyet gösterdi Ebu Dahham kod adlı terörist. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerindeki Mehmetçi'ye yönelik saldırıları organize ediyordu. Öldürülmesiyle PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Güvenlik kaynakları operasyonların kesintisiz olarak süreceğini ifade etti. Merkez Bankası yeni yılda nasıl bir ekonomi yönetimi sergileyeceğinin ipuçlarını verdi. 2024 para politikası metnini yayınladı. Sahip olunan tüm araçların fiyat istikrarını sağlamak için kullanılacağı açıklandı. Liralaşma stratejisi kapsamında vadesi dolan kur korumalı hesaplarında yenilenmemesi kararı alındı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarı öncelikli olacak, parasal sıkılaşma sürecek, döviz rezervleri birikmeye devam edecek. Her adım %5 enflasyon hedefine ulaşacak şekilde atılacak. Merkez Bankası para politikası metnini yayımladı. Ekonomide 2024'ün yol haritasını netleştirdi. Geçmişte para politikası ve liralaşma stratejisi olarak yayınlanan raporun adı bu yıl para politikası olarak değiştirildi. Faizin temel politika aracı olmaya devam edeceğinin altı çizildi. Sahip olunan tüm araçların fiyat istikrarını sağlamak için kullanılacağı aktarıldı. Sadeleşmenin devam edeceği belirtildi. Gerekirse sıkılaşan finansal koşulların dar gelirliye etkisini azaltmak için tedbir alınabileceği vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Yeni yılda en dikkat çeken hedeflerden biri Türk lirası mevduat payının %50'ye yükselmesi oldu. Merkez Bankası kur korumalı mevduat uygulamasındaki düşüşün devam etmesinden yana. Bu kapsamda 1 Ocak 2024'ten itibaren artık Türk lirası dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak. Mevcut hesaplarda vade sonunda yenilenmeyecek. Ancak karar döviz hesapları için geçerli değil. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Son aylarda yukarı yönlü ivmelenen döviz rezervlerindeki birikimin de devam etmesi hedefleniyor. Merkez Bankası bankalarla swap işlemlerini sürdürecek. Ancak swap miktarı kademeli olarak azaltılacak. İhracatımızı ilk 2 ay %8'lik kayıpla başlamıştık ama inşallah artıda bitireceğiz. İhracatçılara ise bekledikleri güzel haber geldi. Döviz akışını arttırmak için firmaların finansmana erişimi desteklenecek. Reskont kredilerinde ilave kolaylaştırıcı adımlar atılabilecek. Asgari ücretin açıklanmasının hemen sonrasında bazı zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişiklikleri dikkat çekti. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından durumu eleştirdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu da yapılan fiyat artışını eleştirdi. Geçmişte dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi derlerdi. E şimdi mazeretleri ne diye sordu. Bizlerin ucuz diye tercih ettiğimiz üç harfliler, üçü de maalesef dün akşam yine fiyatları değiştirdiler. Sebep? Asgari ücret arttı. Asgari ücret açıklandı. Haftalar, günler, saatler değil. Sadece dakikalar sonra bazı zincir marketler etiketleri değiştirdi. Bunlar pervasızca etiketleri değiştiriyorlar. Asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı. Açıklamanın hemen ardından iddiaya göre marketler hemen etiketleri yeniledi. Raflarda zamlı fiyatlar yer aldı. Daha o asgari ücret vatandaşın cebine girmedi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 27, 28, 29 Aralık itibariyle birçok ürüne de zam yapıldığı görüldü. Hani geçmişte dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi derlerdi. Şimdi mazeretlerine kimsenin böyle gerekçesiz, haksız fiyat artışı yapmaya
imkana kavuşacağını zannetmemesi lazım. Bir marketin çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı etiket değiştirme mesaisi mesajı da tartışmalara neden oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu yetkililere çağrı yaptı. Cezaların artması gerektiğini savundu. İşin kötü tarafı şudur. Bunlar önümüzdeki ayda asgari ücret arttı, personel giderlerimiz yükseldi diyerek yeniden zam yapacaklar. Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı cezalar Rekabet Kurumu'nun yaptığı gibi ciro üzerinden hesaplanmalı. İşte vatandaşın gündemi bu. Gerçek gündemi, öz hakiki gündemi bu. SGK uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Sayın Kaya, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Şimdi 17.002 lira dedik. Bu zamlar böyle giderse, az önce haberimizi izlemişsinizdir, sene ortası gelmeden asgari ücret yine açlık sınırının altına düşer gibi bir durum var. Şimdi bu boyutuyla da biraz konuşmak lazım. Evet, çalışanları belki enflasyona ezdirmeme iddiasıyla bir fiyat belirlendi. Belki bu fiyat tatmin ediciydi, belki değildi. Bu kısmını da konuşuruz ama asıl çözüm ne? Buna da odaklanmak lazım galiba. Şimdi Ece Hanım, açıkçası şunu söylemek gerekir. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili konuları siz değerli gazetecilerle televizyon programlarında konuşmaya başladığımızda marketlerdeki fiyat etiketlerinde bir takım oynamalar söz konusu oldu. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda da bunu dile getirdik. Şimdi gerçekten Aralık başından bu yana akaryakıtta herhangi bir anormal artış söz konusu değil. Döviz kurlarında herhangi bir artış söz konusu değil. Ancak baktığımız zaman çarşıda, pazarda, şurada, burada, markette veyahut da herhangi bir gündelik alışveriş merkezlerinde fiyatların ve etiketlerin değiştiğini görüyoruz. Ben size şöyle çarpıcı bir örnek vereyim Ece Hanım. Birkaç gün önce, hatta bir hafta kadar önce biz de tabii ki sahadayız, halkın içerisindeyiz, biz de markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Şimdi bir ürün dikkatimi çekti. Fiyat etiketini şöyle tırnağımla kazıdım, kaldırdım. Altında bir etiket var. Onun altında bir etiket daha var. Onu da kaldırdım, kazıdım. Aynı ürün bir ayda yerine yeni bir ürün gelmemesine rağmen o ürüne yaklaşık olarak %65-70 arasında fiyat artışı uygulanmış. Yetkilisini çağırdım, dedim ki bakın kardeşim, bu ürün aynı ürün, herhangi bir yeni ürün değil. Hani şunu diyebilirsiniz, bu ürün sürekli sirkülasyon yapıyor, hızlı tüketimi yapılıyor, yeni fiyat geldi diyebilirsiniz. Ama o ürünün hızlı tüketim yapılması ya da fiyatlandırılmasının değişmesi söz konusu değil. Yani bugün 20 liraymış, işte bugün 30 lira olmuş, bugün 35 lira olmuş. Bu neden kaynaklı? Efendim ben bilmiyorum, işte mağaza şöyle böyle vesaire. Ya bakın, gerçekten Aydın Bey'i ben yıllardır çok iyi tanırım. Aydın Bey yıllardır bu konulara da çok kafa yoran bir insandır. Aydın abi gerçekten bu konuların piridir. Dolayısıyla mücadele veriyor tek başına. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın bu denetim mekanizması noktasında çok eksik kaldığını ve yetersiz kaldığını düşünüyorum. Şimdi şu geçen süre içerisinde asgari ücrete şu zam yapılacak, bu zam yapılacak. Önemli olan burada asgari ücrete zam yapılması ya da %50 yapılması, %100 yapılması meselesi değil. Piyasalardaki fiyat istikrarının ve fiyat kontrolünün yapılması. Efendim diyorlar ki serbest piyasa ekonomisi. Tamam, ona kabul ediyoruz, eyvallah diyoruz. Ama serbest piyasa ekonomisinin de bir kuralı ve koşulları vardır. Avrupa'da da serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor ve bunun bir kuralı ve şartları var. Siz vatandaşı gerçekten çok özür dilerim yolunacak kaz gibi görürseniz bunun artık serbest piyasa olarak değerlendirilmesi söz konusu değil. Ticaret Bakanlığı belli ürünler üzerinde bizim hani kanıksadığımız, bildiğimiz belli ürünler var. Bu ürünler üzerinde denetim yapılıyor. Halbuki o ürünlerde fiyat artışı yok Ece Hanım. Gerçekten o fiyat ürünlerde fiyat artışı yok.
Ticaret Bakanlığı yetkilileri geliyor, bakıyor. Maydanozun bağı şu fiyat, terenin bağı şu fiyat, domatesin kilosu şu fiyat, tamam. Burada diyor herhangi bir fiyat. Ama esas yan ürün diye adlandırdığımız, kamuoyunun belki de çok ön plana çıkaramadığı ürünlerde anormal ve astronomik fiyat artışları söz konusu. Bakın temizlik ürünlerine bir bakın Allah aşkına, bu kadar fiyat artışı olabilir mi? Yani bu hafta aldığınız bir peçeteyi bir sonraki hafta aynı fiyata alamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'nın sadece ana ürünlerde, ana kalemlerde fiyat kontrolünden ziyade yan ürün diye adlandırdığımız, hani şimdi pazara gittiğimiz zaman ya da markete gittiğimiz zaman sepetimize en fazla ne koyarız? Gündelik işte domatesimizi koyarız, ne bileyim kış sezonuysa pırasamızı koyarız, işte ne bileyim brokolimizi, karnabaharımızı koyarız. Bunlarda anormal bir fiyat artışı yok. Diyorsun ki hakikaten fiyatlarda bir anormallik yok, her şey normal. Aslında öyle değil. Gidin peynir reyonuna bir bakın, süt reyonuna bir bakın, yumurta reyonuna bir bakın. Buralarda anormal fiyat artışları var. Zeytin reyonuna bir bakın. Zeytinin kilosunu kim belirliyor? Sütün kilosunu kim belirliyor? Peynirin kilosunu kim belirliyor? Yani gerçekten işte beyaz et, kırmızı et ya da balık ürünleri. Deniz, bizim etrafımız dört denizlerle çevrili. Üç bölümümüz denizlerle çevrili. Balığı en pahalı yiyen bir ülkede yaşıyoruz. Her şunu söylüyorlar. Efendim ya bakın bugün denizde çalışan tekneler, yani bu işin ticaretini yapan tekneler akaryakıtı piyasadaki akaryakıtlardan çok daha ucuza alıyor. Bakıyorsunuz bugün 100 liranın altında balık bulmak neredeyse mümkün değil. Yani gerçekten bu kadar bolluk içerisinde yaşayan bir ülkede bu kadar fiyat artışının olması normal değil. Burada ne eksiğimiz var Ece Hanım? Burada denetim mekanizmasının yeterli işlemediğinden başka hiçbir sorunumuz yok. Denetim mekanizması nedir? Aydın Bey mesela diyor ki, biz kendisiyle de sık sık görüşüyoruz. Aydın Bey diyor ki işte para cezası. Efendim bu para cezasıyla çözülmez. Çünkü para cezası uyguladığınızda ertesi gün bir ürüne 1 lira zam yapsa 3 günde bizden o cezayı çıkartıyor. Onun için bu markette ya da alışveriş merkezinde ya da pazarda ya da çarşıda tezgahını kapattığınız zaman, mağazasının kapısına kilit vurduğunuz zaman, o zaman bu insana caydırıcı ceza vermiş olursunuz. Aksi takdirde para cezası yine benden çıkıyor, sizden çıkıyor, bir vatandaştan çıkıyor, asgari ücretten çıkıyor. Dolayısıyla bunun bu şekilde çözülmesi ancak mümkün. Mesela otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe, çok özür dilerim biraz uzattım. Otomotiv sektöründe nasıl fiyatlar zapt altına alındı, belli bir rakama geri çekildi. Burada bunların uygulanması noktasında aktif çözüm üretilirse illaki vatandaşımızın yararına olacaktır. O zaman ne asgari ücrete yüzdesini konuşacağız, ne emekliye yüzdesini konuşacağız. Mis gibi hayat içerisinde yaşayıp gideceğiz. Peki emekli dediniz ve emekliler, yani en düşük emekli aylığı ne kadar olur, nasıl artabilir, izlenmesi gereken gerçekçi yol nedir? Önce seyyanen zam üzerine enflasyon farkı eklenip kök aylık sorunu mu ortada, nasıl, ne yapılmalı yani? Ece Hanım, önce kendime bir çıkarım yapayım. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücretle ilgili sizinle konuşmuştuk, oran vermiştim. Çok net. Evet, çok, onu ben size hakkınızı teslim edeyim aslında. Birebir bildiniz, yani birebir bildiniz. Onu not düşelim. Evet, ben bir puan sapma yaptığım için üzgünüm. Demek ki tam hesap yapamamışım. Dolayısıyla 2 liralık bir kayma var. Evet, 17 bin demişiz, 2 liralık kayma oldu. O 2 liralık kayma hepimizi şaşırttı zaten. 2 liranın esasında matematiksel hesaplamasından, esasında asgari ücret günlük ücret üzerinden hesaplandığı için o 2 liralık fark çıkıyor. O yüzden böyle bir sapma yaşadık. Olsun, tabii ki olabilir. Şimdi dediğiniz çok doğru. Önümüzdeki hafta, yılbaşından sonraki 3 Ocak tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu emeklilerimizin net maaşlarını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamını da ortaya koymuş olacak. Yine ben orada böyle bir yaklaşık rakam telaffuz edeceğim. Şöyle
Biliyorsunuz memur ve memur emeklilerimizle işçi ve bakır emeklilerimizin maaş emekli maaşı hesaplamaları ya da emekli maaşı hakları yasalarla belirlenmiştir. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerimizin toplu sözleşmeden kaynaklı Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeden kaynaklı %15'lik zamları ceplerinde. Bunun üzerine ikinci 6 aylık dönem içerisinde gelecek olan enflasyon farkı da kendilerinin üzerine ilave edilecek. Bu rakam da aşağı yukarı %45'in üzerinde çıkıyor şu anki hesaplamalara göre. Hatta 48-49'lara kadar da yaklaşıyor. Yani Aralık ayındaki Merkez Bankası'nın verileri eğer enflasyon verileri anket çalışmalarında çıkan sonuç gibi çıkarsa 48-49 gibi çıkıyor. Tabii işçi emeklilerinin ise o zaman ne oluyor? Şu an 4-5 aylık enflasyon rakamı %33.66. Bu da %38 ya da %39 seviyelerine ulaşmış olacak. İşçi ve Bağkur emeklileri memur ve memur emeklilerinin yaklaşık olarak %10 altında kalmış olacak. Hükümetin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda bu aradaki farkı kapatmak için refah payı diye adlandırdığımız bir refah payı uygulaması söz konusu. Dolayısıyla gerek memur ve memur emeklilerimiz olsun, gerekse işçi ve Bağkur emeklilerimiz olsun, 2024 yılının Ocak ayının 3'ünde Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyonunun rakamını açıkladığı andan itibaren bunun altına çok düşmesi çok mümkün değil ama üzerine çıkması da çok mümkün değil. Yani 45 ile 49 arasında bir bantta oturacak. Tabii bu verileri 45 ile 49 arasındaki rakamı yaklaşık olarak 4 puanlık farkı neden olduğunu Aralık ayındaki gelecek olan enflasyon rakamı belirleyecek. Aralık ayındaki enflasyon eğer beklentilerinin dışında çok anormal bir yükseliş ya da çok altına düşmesi çok mümkün değil de çok anormal bir yukarı çıkması söz konusu olursa rakam da ona göre değişmiş olacak. Yani bu 4 puanlık içerisinde kalmış olacak. O bakımdan hemen şunu ifade edeyim. %48-49 bandında memur ve memur emeklilerimiz, işçi ve bağkur emeklilerimiz zam almış olacak. Bu durumda hemen rakamları da kısacık telaffuz edeyim. En düşük memur maaşımız 22 bin liradan yaklaşık 33 bin liraya çıkmış olacak. En düşük memur emeklimizin maaşı 9.876 liradan 9.900 ya da 9.800 seviyelerine çıkmış olacak. Burada esasında en fazla dikkat çekilmesi gereken husus şu. İşçi ve Bağkur emeklilerimizde biliyorsunuz bir taban aylık uygulaması söz konusu. Yani 7500 rakamı üzerinde konuşuluyor. 7500 rakamı esasında emeklilerimize bağlanan en düşük emekli maaşı değil, emeklimizin cebine giren paradır. Emeklimize bağlanan maaş 5000 lira da var, 4800 lira da var, 4500 lira da var. Eğer bu taban aylık uygulamasında enflasyon rakamına göre hesaplama yaparsak 10.800 bilemediniz 11.000 lira civarına doğru yaklaşıyor. Ama hükümet şunu diyebilir, bu hükümetin alacağı bir karar doğrultusunda ortaya çıkacak bir rakamdır. Hükümet derse ki ben taban aylık uygulamasını 10.800 lira değil 11.500 lira yapıyorum da diyebilir. 11.800 lira ya da 12.000 lira yapıyorum da diyebilir. Bunun altında bağlanan aylıklara %47, 48, 49 neyse zam uyguladığımızda eğer bu taban aylığın altında kalıyorsa taban aylığa eşitlenecek. Taban aylığın üzerine çıkıyorsa da emeklerimiz o parayı almış olacak. Örneğin %50 olduğunu varsayarsak diyelim ki 20 bin lira maaş alan bir emeklimiz, bağlanan emeklimiz, 20 bin lira emekli maaşı bağlanan emeklimiz 10 bin lira zam almış olacak. 20 bin lira alan 30 bin liraya çıkmış olacak. Hesaplamaları buna göre yapmak gerekiyor. Tabii ki burada en net rakamı kısmet olursa önümüzdeki hafta salı günü yani 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları açıklandıktan sonra meslek gruplarına göre kalem kalem de hesaplayıp sizin vasıtanızla izleyicilerimize de ulaştırabiliriz. Özgür Kaya çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun bir aradan sonra eşi Esra Albayrak'la birlikte kamera karşısına geçti. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek eylemine katılım çağrısı yaptı.
Biz çocukları sistematik biçimde öldüren ve rejime teslim olmayı reddediyoruz. Albayrak çifti kameranın karşısına geçti. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet sloganıyla düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı. Bir yanda vatan müdafaası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının yüzünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler ve İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze'liler için bir video mesaj yayınladı. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı haklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda aykırıyoruz. Albayrak çifti 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek eylemine katılım çağrısı yaptı. 7 yılın ilk sabahı saat 8.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek. İsrail 12. Cuma'da da Doğu Kudüs'te terör estirdi. İşgalciler Filistinli Müslümanların yine Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtladı. Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyenlere sert müdahalede bulundu. Onları gören savaşa gittiklerini sanırdı. Müdahalede bulundukları sadece namaz kılmak için bir araya gelen savunmasız, silahsız ve masum Müslümanlardı. Doğu Kudüs 12. Cuma'da yine İsrail terörüne sahne oldu. İşgalciler her hafta olduğu gibi bu hafta da Mescid-i Aksa'ya girişi kısıtladı. İsrail güçleri Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Sert müdahalede bulundu. Şiddetin adresi Eskişehir yakınlarındaki Vadi El Cevz mahallesiydi. Kalabalığın üzerine tomadan pis kokulu su sıkıldı. Göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kuruldu. Girişlere bariyerler yerleştirildi. İçeri sadece yaşlılar alındı. Kısıtlamalar nedeniyle avlu ve mescit bölümü kısmen boş kaldı. Diyanet yılın son cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını gündemine aldı. Hutbede Noel Baba figürleri ve kıyafetleriyle çam ağacı süslemelerini yanlış tutum olarak değerlendirdi. Hutbede ayrıca şehit olan askerlerle Filistin'de yaşanan insanlık dramına da yer verildi. Diyanet 2023'ün son hutbesinde yılbaşına yer verdi. Yanlış tutumlardan uzak durulması çağrısında bulundu. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Diyanet İşleri Başkanlığı, muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek başlığıyla 2023'ün son cuma hutbesini camilerde okunmak üzere yayınladı. Gündemine yılbaşı kutlamalarını aldı. Yılbaşı eğlencelerinin İslam dininde ve kültüründe olmadığına dikkat çekildi. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Hutbede alkol, şans oyunları ve piyangonun haram olduğuna işaret edildi. Kaçınılması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim. Hutbede bir yılı daha geride bırakarak ölüme bir adım daha yaklaşıldığı hatırlatıldı. Hesap gününe hazır mıyız sorusu soruldu. Bu günümüzü bir milat kılalım. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. Cuma hutbesinde vatan uğruna şehit düşen askerlerle Filistin'de hayatını kaybedenler de unutulmadı. Birlik mesajı verildi. Biz bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça bu kirli eller ve maşaları emellerine asla ulaşamayacaktır.
İstanbul'da Fergie House ismini verdikleri villada yakın tarihte büyük bir parti vererek buradan da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fergie House soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Fergie House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu tespit edildi. Ferhat G. ve beraberindekilerin Taksim'de sahte dolar saçarak yürüyen kişiler olduğu da belirlendi. Fergie House adını verdikleri villada büyük bir parti düzenlemiş, müstehcen anları sosyal medya üzerinden paylaşmışlardı. Villaya yapılan operasyonun ardından Fergie House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu, tanınmamak için maske kullandığı ve sesini değiştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı birçok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G.'nin yine ünlü oteller içinde projeler hazırladığı saptandı. Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri köle olarak nitelendirdiği görüldü. Şüphelilerin lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olmasını amaçladıkları öğrenildi. 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin gündemine oturan fon vurgunu davasında tutuklu sanık Seçil Erzan Segbis aracılığıyla mahkemeye ifade verdi. Erzan ifadesinde kendisini tehdit edenlerin isimlerini ilk kez tek tek saydı. Mahkeme başkanıyla arasında Fatih Terim diyaloğu yaşandı. Mahkeme başkanının Fatih Terim sorusuna ise önce doğru olduğunu kastederek tamam dedi. Ardından yoruldum diyerek yanıt vermekten kaçındı. Seçil Erzan ilk duruşmasına çıktı. Tehdit edenlerin isimlerini saydı. Mahkeme başkanıyla arasında Fatih Terim diyaloğu yaşandı. Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle futbol ve iş dünyasındaki birçok kişiden para topladığı fon vurgunu davasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzan'ın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Erzan, cezaevinden Segbis aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kendisini tehdit edenlerin isimlerini tek tek saydı. Beni Ayhan Akman tehdit etti, Fırat etti, Semih etti, Mimar Çetin'in eniştesi vardı, o etti, Süleyman Aslan etti, birçok insan etti, Tan etti, Merve... Duruşma savcısının soruları üzerine Erzan'la mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu yaşandı. Ben Florya'dayken hiçbir sorun yoktu. Hiç kimseye benim borcum harcım yoktu. 2020 yılında yine bir beni tanıyan, bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama ne istiyorsan onu yap dedi. Bana teslim etti. Kim bu insan? Galatasaray camiasından biri. Evet, kim? Sonra beyanda bulunabilir miyim? Mahkeme başkanı üsteleyince Erzan Fatih Terim ismi için tamam dedi. Ardından yoruldum diyerek soruyu cevapsız bıraktı. Yani size belli bir miktar para aslında verdi. Elden teslim etti. Savcı beye söylemiştik ilk olduğunu. İsmini açıklamayacağım demiştim. O dönemde bir 300 bin dolardan bahsetmiştim. Şunu sorayım. Müştekiler arasında var mı? Yok, müştekiler arasında yok. Ama herkes anladı yani kim olduğunu. Buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi? Herkes onun sözüne güveniyordu, biliyordu ne kadar oldu yani. Yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi? Tamam, çok yoruldum. Efendim, biraz ara verebilir miyiz? Çok yoruldu. Vallahi yorulduk. Gündem yordu bizi. Zaten hakikaten Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şey düşünme fırsatı da vermiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi. 2023'e veda ederken 2024'te bizleri acaba neler bekliyor korkarak soracağız. Her senenin klasiğini bu senede atlamayalım istedik. Çok sevgili Zeynep Turan'la konuşacağız. Zeynep Turan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ececiğim. Nasılsınız? İyi vallahi gayet iyi. Ama tabii insan iyi demeye de utanıyor böyle gelişmeler varken. Böyle bir laf olsun diye bir iyi diyoruz. İyi diyelim, iyi olalım diyoruz, geçiyoruz. Şimdi bugün daha konuşacağımız belli olduktan sonra Nurtopu gibi bir kriz. İşte maç meselesi biliyorsundur. Suudi Arabistan'da ne oldu? Pankartları sokuyor muyuz, sokamıyor muyuz? Maç oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Böyle krizlerle boğuşacağımız bir seneye mi giriyoruz? Nasıl başlarsan öyle gidersin derler ya.
Valla 2024 kendinden konuşturur. Bugünkü maçta diplomasi krizi devam eder. Maç iptal olur mu bilmem ama Galatasaray Fenerbahçe daha önce hiç göstermedikleri güç birliğini, birlik ve beraberliği fazlasıyla göstereceklerini ben öngörüyorum. Ama tabii burada tamamen kulüp başkanları tarafından yorumluyorum ve bugün doğan krizden yorumluyorum. Gökyüzü sevgili Ece enteresan bir döngüyle başlıyor. Biz Merkür Retrosu, hani o evin magazini var ya, Merkür Retrosu iletişimi bozuyor, diplomasi krizlerini çıkarıyor. Büyütür de ta ki 4-5 Ocak'a kadar 2024'ün konuşuruz. Ama asıl mesele Plüton burç değiştirecek ve aslında bu jenerasyon gezegeni bize 2008'lerde mutlaka çok yakından bilirsin Amerika'daki emlak krizini, dünyada farklı farklı tuhaf denklemleri getirmişti. Türkiye 2008 ile 2016'nın girişini birleştirdiğinde oradan geçecek. Geçmişte aldığı bazı kararları revize edecek. Biraz böyle Mart'a kadar karışığız ama özellikle 25 Mart'tan tutulmadan sonra biraz böyle dünya karışacak. Dünyanın karışması Türkiye'yi biraz daha kendi içinde denklemlerini oturtacak. Böyle biraz daha yerimize oturacağız. Şu 4-5 yıllık karışıklığı biraz daha dengeleyebileceğiz. Yani 2024 yılının yarısı siyah, yarısı beyaz desem, yarısı seçimlerle dolu, yarısı gerginliklerle dolu desem ama en iyi bildiğim bir şey var ki 2023'ten daha hızlı geçeceğini iddia edebilirim. Ve küresel bazda birçok yapının zorlayacağını söylüyor. Aslında 2024'ün derdi iklim krizi, yani Paris İklim Anlaşması'yla, NATO'yla, Avrupa Birliği'yle gibi yapılarla çok uğraşacak. Dolayısıyla da aslında büyük başın büyük derdi olduğunu düşüneceğiz ve tabii ki dünyada erken seçimleri çok konuşacağız. Kendi kendine istifa eden parlamenterleri konuşacağız. Bozulan koalisyonları konuşacağız. Ve en önemlisi ise tabii 3. Dünya Savaşı'nın Akdeniz'e çıkıp çıkmayacağını ve tedarik zincirinin ne noktaya geleceğini konuşacağız. Eğer tabii dünyanın krizini biz 25 Mart'tan ta ki 26 Kasım'a kadar kendi arkamıza alabilirsek, Türkiye yorucu günlerden, zorlanıcı günleri arkasında bırakarak biraz daha belini doğrultarak geçer. Türkiye bence birçok kararı düzelteceğini düşünüyorum. Örneğin yaz saati, kış saati uygulamasını düzeltecek. Bazı yeni eskiden aldığı, düzeltemediği ya da yarım kalan bazı kararları 2024 yılında bolca gündeme getireceğini düşünüyorum ben. Tabii bunlar benim 2024 ile ilgili bol bol yazılarımdan, araştırmalarımdan yegane biri. Peki şimdi bizi dinleyenler ben ne olacağım diyordur diye tahmin ediyorum. Hatta biz konuşmaya başlamadan rejiden sorular başlamıştır sana. Şimdi, değil mi? Şimdi burçlar tabii, yani kimler aşktan yana şanslı, kimler kariyerden yana, işten yana şanslı, kimler paradan yana şanslı, neler söylersin? Yani öncelikle bir kere 2024 yılı hepimize farklı farklı seçimler yaptıracak ama 2024 yılının en hani böyle iddialısı, konuşulanı ve rakipsiz olacak dersek Balık burcu olacak. Çünkü gezegenlerin en önemlisi, yani ikisi Balık burcunda hareket edecek ve denizleri, suları, Akdeniz'i, Balık burçlarının çıkışlarını, parasını, alacağı kararları bolca konuşacağız. Onlar biraz rakipsiz gidiyorlar. Uzun süredir rakipsiz gidiyorlar sanki balıklar. Ama şimdi tabii astrolojide en sevdiğim şey, yıllardır hep de burada fark koymaya çalışırım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Balık burcu diye gidecek olursak, o Şubat'tan gelen Merkür retrolu ve en önemlisi ise 1954'tü doğumlu. Harita aslında biraz daha fark. Onu sırf Balık burcu diye yorumlamayalım. Ay burcu yay diye yorumlayalım. Onun biraz böyle yay burcunun verdiği şeyler de var. Hani ateşin verdiği, bir anda böyle farklı bir şey söyleyip sonrasında yolda zaman zaman fikrini değiştirebiliyor. Haritasının ateş olanlar 2024 yılında bol bol fikir değiştirecek. Bununla ilgili şüphemiz yok derim. Ama tabii ki genel burçları kısaca anlatıyoruz ama hiç kimsenin aynı değil. Örneğin 2024 yılında biz ilk 3 ayda futbol kulüplerinin başkanlarının değişkenliğine ev sahipliği yapacağız. Çünkü neden? Bugün futbol kulüplerinin başkanlarının bir tanesi 67'li, bir tanesi 59'lu. Şimdi bunları sadece Koç burcu ya da Oğlak burcu diye sınırlarsak çok haksızlık olur. Yani astroloji aslında biraz parmak izi gibi ama bu kısıtlı zamanda şunu söyleyebilirim. Balık burçları rakipsiz olacak ve kararlarını revize edecek. Koç burçları inanılmaz akılcıl kararlar alacak
ve en önemlisi maddi konularda sorunlarını çözecekler. Belki şehir değiştirecekler, belki iş değiştirecekler, belki sektör değiştirecekler. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki en akılcıl davrananı ve kendi krizlerini en iyi yöneteni olacak. Yengeç burçları 2024 yılının kazananı olacak. Çünkü onlar zaten 2008'den bu yana çok yorulan, zorlanan, Plüton'dan çok çekmiş. Hatta evlenemeyen yengeçlere sevgili Ece buradan selam ederim. Bekarı bırakmaz. Yengeç bekarlar 2024 yılında hayat arkadaşlarıyla da tanışır diye de böyle imza atarım. Yıl sonu fikri takip yaparız. Evet, her zaman yaparsın onu biliyorum buradan. Evet, hakkını teslim edeyim. Kesinlikle ben şey yapıyorum, hani diyorum ki bunu bilemedim, bunu bildim. Burada anlaşalım yapıyorum. Çünkü astroloji hep bir araştırma, üstüne koyma işidir. Aslan burçları yılın en mutlusu olacak. Özellikle de eğer evlilik, eş, aile konularını yeniden düzenleyebilirse, yani 26 Şubat'la 30 Mart arasındaki çıkacak sorunları yönetebilirse 2024 yılında kesinlikle mutlu bitirecekler. Çünkü 2024 yılında 7. evlerinde bolca gezegen hareket ediyor olacak. Özellikle de bu Ocak ayında başlayacak. Sadece küçük bir şey söyleyebilirim. Aslan burcu olup da senin ekranlarına misafir olan herkese şunu söyleyeyim. Eğer sorunlu bir ortaklığınız varsa, problemli bir gelir durumunuz ve bir türlü çözemiyorsanız bunu idare edemeyeceksiniz artık. Yol değişiyor, makas atıyor hayat size ve dolayısıyla siz bu değişikliğe girin ve 26 Mart'tan sonra hikayeniz komple değişeceğini siz de görün. Hiçbir şeyi, aslında şunu söylüyorum, 2024 yılından büyük olan şey korkmamaktır. Korkmayın, yolumuza devam edelim diyorum. Ve o en mutlusu yaptık aslan burçların. Oğlak burçları en toparlananı. Türkiye'nin 7. evidir. 2008'den bu yana Türkiye hangi kararları imza attıysa bunları revize edecektir. Her ne kadar biz Türkiye'yi söylesek de akrep burcu aslında 7. ev bizi ilgilendirir. Mesela bugünkü yaşanan kriz aslında Türkiye'nin 7. eviyle ilgilidir. Ve Plüton'un 29 derecelerde hareket etmesi aslında baktığınızda 2008'den bu yana koyamadığımız tavrımızı ya da yaşadığımız birçok şeyi çok daha düzenleyerek yürüyeceğimizi anlatıyor. 2024 yılı biraz daha dediğim gibi toparlanma yılı olacak ve oğlaklar da kendi hayatlarını toparlayacaklar. Oğlaklar için en iddialı vereceğim tarih ise kesinlikle 2 Haziran ile 2 Temmuz arası olacak. Buralarda burcunuzda arka arkaya dolunay yaşanacak sevgili oğlaklar. Bu tarihlerde sağlığınızın geri bildirimlerine dikkat edin, sakın ihmal etmeyin der. Başak burçları 2024 yılının dinleneni olacak. Kimseyi toparlamayacak. Dolayısıyla kabinede de değişiklikler orada olabilir. Çünkü birçok kabinede 60 kuşağı var ve dolayısıyla oradan başaklar geliyor. Başaklar yorulmayacaklar. Eğer bir hukuksal konusu varsa sevgili başak burçlarının, başak burçları bu hukuksal konuları 2024'ün ikinci yarısına itibaren çözülmeye başlayacaklar. Fırtınaları geride bırakıyor başaklar. Artık böyle hizmet etmek, toparlamak, sırtındaki yüklerden 2024 yılı itibariyle biraz daha uzaklaşıyorlar. Sadece sana da geçmiş olsun Zeynep. Evet, kesinlikle. 9 Eylül 26 Kasım tarihleri arasında biraz dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Bunu da birazcık ortaklı iş yapıyorlarsa veya bir takım projeleri varsa ya da kamuda çalışıyorlarsa, eğer Başak burcuysanız 9 Eylül 26 Kasım tarihleri arasında lütfen biraz dikkatli olun dedik ve terazi burçlarının 2024 yılında parlıyor dedik. Ve Türkiye'nin haritasında da çok terazi vardır. Dolayısıyla müzik saati değişebilir. Yaz saat uygulaması, kış saat uygulaması tekrar revize görebilir. Aslında burada arada Türkiye'nin de haritasını anlatıyorum farkındaysan. Evet, bir taş çekilmiş, evet. Aynı. Evet, sevgili terazi burçları, ünlülerimiz çok konuşulabilir. Eğlence sektöründe biraz dengeler yeniden gündeme gelebilir. Terazi burcu 2024 yılının en parlayan olacak ve dolayısıyla ışık saçacak. Putin konuşulacak, o da bir terazi burcudur. Dolayısıyla diplomasi masasının kurulmasına artık izin verecek. Rusya'nın sınırlarının artık 2024 yılında değiştiğini resmiyet kazanacak. Ve akrep burçları, Türkiye'nin öz burcu, yüzü gülecek. Biz sadece bu kadar güzel bir laf söylemem bile bence bizi mesut edebilir. Bugün bizim yumuşak karnımız olan değerler neyse bunların hiçbirini hırpalayamayacaklar. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki sevgili Ece 2024 yılında. Dünya biraz karmaşık bir hal alacak ve dolayısıyla da biz kendi içimizde herhangi bir yumuşak karnımızı ya da milli değerlerimizi ya da herhangi bir zaafımızı artık masaya yatırtıp birbirimizi hırpalamayacağız. Çünkü 2024 kaynarken
Türkiye biraz daha gözlemlemeyi seçecek ve akrep burçlarına yüzü gülecek. Özellikle ailede sağlık konularından çok çeken akrepler varsa, ben yoruldum yetişmeye çalışıyorum diyen akrepler varsa onların yeni yılını kutluyorum. Yüzünüzün güleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Sadece 2024'ün 1 Aralık'ından sonrasında dikkat edin, çünkü orada biraz yeni, sizin yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Biraz işler yılın sonunda hafif karışabilir ama o da Amerika'nın seçimine yansır. Hadi oradan gene kurtardık dedikten sonra ve yay burçları. 2024'te birine güvenmemiz gerekiyor. O da yay burcu olacak. Yay burçları güven toplayacaklar. Her ne kadar şu ara ekran başındaki tüm yay burçları canım sıkkın. Şimdi bak bu Mars burç son derecelerinde geziniyor. Beni çok yordu. Kime emek versem elimde kaldı diyen tüm yay burçlarına buradan selam ederim. 2024 yılında söylediğinizi herkes gelecek. Özellikle ev alma, kredi, borç, ödeme konularında ya da alım satım, miraslı konularınız varsa bunları yılın ikinci yarısına itibaren çözebilecek ve biraz daha kendi köşenizde rahat edeceksiniz, nefes alacaksınız. Başkaları ne düşündüğüne değil, kendi düşüncelerinize odaklanacaksınız der ve 2024 yılının herhalde anlatmadığım burcu var mı diyecek olursan, sanırım boğa ve ikizler kaldı. 2024 yılında en çok para kazanan boğa burcu olacak. 8 Mayıs'ta 16 Kasım tarihleri arasında bekar boğaları bırakmıyoruz ama kendi işini yapan boğa burçlarına 8 Mayıs 16 Kasım arası lütfen dikkat edin diyoruz ve en sevileni Türkiye'nin de ay burcu ikizlerdir. Böyle tatlı konuşacağız, birbirimizi mutlu etmeye çalışacağız. Biraz daha humanist bir yapıya bürüneceğiz. Çünkü gezegenler kovaya geçtiği için ikizler burcu da yılın en sevileni olacak. 26 Mayıs'ta 3 Haziran arasında lütfen ikizler burçlarına diyoruz ki birazcık dikkat edin o tarihlere. O tarihlerde eğer çocukluysanız çocuklarınızın eğitim durumu, okulu, alışkanlıkları, huyları, bir takım mücadelelere girebilirsiniz diyorum. Sanırım hiçbir burcu atlamadım. Kova. Anlattım. Ha, kova, evet. Şimdi 2024'ün bir adı varsa kova teması. Gezegenler kovaya 16 Ocak'ta taşınıyor. Dünya belki orada kaynayabilir. Ve kova burcudaki humanistlik, yapıcılık ve analitik zeka hepimize bulaşacak. 16 Ocak'tan sonra hepimiz hızlı düşüneceğiz ve Kova burcu 2024 yılının en şahlanan burçlar arasına gelecek. Kova burcu erkekleri çapkınlığıyla konuşulur ama 2024'te Kova burcu erkekleri evlendiririz. Kova burcu kadınları kesinlikle 2024 yılında sonuna doğru iş kurar der. Aslında biz 16 Ocak'tan sonra Kova kafasına, Kova huyuna, Kova'nın teknoloji haline taşınırız diyorum. Zeynep Turan çok teşekkürler ve bir başak olarak iyi dinlenmeler diyeyim o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Çok güzel geçsin 2024'ünüz. Korkuya kapılmayın derim ve dolayısıyla dünya değişiyor. Değişime açık olun. Değişmekten korkmayın ve kesinlikle hata yapma hakkımız var. Bunu da unutmayın. Evet, çok çok da güzel bir mesajla kapatmış oldun. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Kolay gelsin diyelim Zeynep Turan'ın ne güzel mesajlarıyla. Biz de hemfikiriz tabii ki, mutlu olun, sağlıklı, bereketli, bolluk içinde, keyif içinde bir hayat sunsun bu yeni yıl size diyelim efendim. Hoşça kalın.